Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Uzun bir süredir şarjlı süpürge almak istiyordum. Birçok markanın birçok modelini araştırdım. En son Dyson V10 serisini almaya karar verdim. Şimdi süpürgenin genel özelliklerinden bahsedelim. 2.61 kilogram ağırlığa sahip. 0.76 litre toz haznesine sahip. 3,5 saat şarj edilme süresi var ve bu 3,5 saatin sonunda 60 dakika aralıksız süpürgeyi çalıştırabiliyorsunuz. Şimdi hep beraber detaylı bir şekilde süpürgeyi inceleyelim. Halı temizleme başlığı. Derinlerdeki tozu temizlemek için naylon kıllarını halının içine sokar. Böylelikle en derinlerde kalan tozlarınız, pislikleriniz, oralara sıkışmış tüyleriniz çok rahat bir şekilde temizlenir. Derinlemesine bir temizlik elde etmiş olursunuz. Şimdi halı başlığımı taktım. Halı üzerinde deneyeceğim. Başlayalım. Şu an ikinci seviyede çalıştırıyorum. Hazır mısınız? Şimdi halımdan çıkan kire bakalım. Çıkmıyor. O kadar sıkışmış ki. Tozlara bakar mısınız? Daha dün süpürmüştüm ben bu halımı. Pamukçuklar inanılır gibi değil. Ve süpürürken hiçbir şekilde beni yormadı. Birinci derecede süpürmeme rağmen bu kadar güzel pamukçuk ve tozu toplamış. Sert zemin başlığının yumuşak dokuması içerisinde yer alan silindir, büyük kirleri temizlerken elyaflı filamanlar ise ince tozları temizler. Bu başlıkla parkelerinizi, fayanslarınızı, karolarınızı, aklınıza gelebilecek sert yüzeylerinizi temizleyebilirsiniz. Sağa sola kolaylıkla hareket edebilen başlığı sayesinde köşelere girebilirken yönünü kolay bir şekilde değiştirebilirsiniz. Böylelikle kenarda kalmış yerlerinizi rahat bir şekilde temizlemenizi sağlar. Kadifemsi, yumuşak dokusu o kadar güzel ki dokunduğunuzda o pürüzsüz hissiyatı sizlere de geçiyor. Eminim ki dokunduğu yüzeyi bile mutlu edecektir. Şimdi de sert zemin fırçasını taktım. Yerdeki pislikleri süpüreceğim. Mini temizleme başlığı, koltuk, yatak, döşeme, merdivenler ve otomobil koltuklarınızdaki kirleri söküp temizlenmek için tasarlanmıştır. Evet arkadaşlar, şimdi birinci ayarda deneyelim. İkinci ayar alalım. Ve merakla beklediğimiz an. Heyecanlı mısınız? Daha koltuklarım yeni yıkanmıştı. Size sadece göstermek için çektiğim alandan hep beraber bakalım ne kadar kir çıkmış. Resmen toz. Şimdi de yatağımı 3. ayarda süpürelim. Başlığını takıyorum. Tamam. Haydi başlayalım. Üçüncü ayarımızı alalım.
Kombinasyon başlığı ile evinizde veya arabanızda kullanabileceğiniz ikisi bir arada fırça ve geniş ağızlı başlık, farklı temizlik ve toz alma işlemleri arasında kolay geçiş sağlar. Yani aynı anda ince ağızlı yapısını kullanırken ileriye ittirerek fırçalı yapısına geçiş sağlayabiliyorsunuz. Bu aparatın ucunu değiştiriyorum. Fırça kısmını aldım ve petek aralarımı, peteğimin üzerini temizleyeceğim. Yumuşak toz alma fırçasıyla hassas eşya ve yüzeylerdeki tozları kolayca temizleyebilirsiniz. Bu fırça sayesinde kullandığımız toz bezlerini bir kenara kaldırabiliriz. Böylelikle tozunu sileyim, arkasından sildiğim yeri kurulayım derdine son vermiş oluruz. Şimdi toz alma aparatını taktım. Mobilyalarımın tozlarını alacağım. Bakın o kadar naif bir yapısı var ki kesinlikle mobilyalarınızı çizmez. Aklınıza ilk bu soru gelecektir muhtemelen. Bu konuda içiniz rahat olabilir. Şimdi başlayalım. Aralık temizleme başlığı, ince kenarların ve ulaşılması zor alanların titizlikle temizlenmesi için tasarlanmıştır. Koltuk aralarınızı, sandalye kenarlarınızı, perde kenarlarınızı bu başlık sayesinde rahatlıkla temizleyebilirsiniz. Bercerimizi de üçüncü ayarda süpürelim. Hem gücünü hem de sesini beraber deneymiş olalım. Süpürgemizin içerisinde bulunan kiri boşaltmak için uzun ince haznesindeki çek çıkar mekanizmasını kullanıyoruz. Tek bir işlemle tüm toz kalıntılarını hijyenik bir şekilde çöp kutusuna veya boşaltmak istediğimiz alana atarak kire temas etmeden hazne boşaltma işlemini gerçekleştiriyoruz. Böylelikle toza, kire hiçbir şekilde temas etmeden en hijyenik temizliği gerçekleştirmiş oluyoruz. Tamamen kapalı bir filtreleme sistemine sahiptir. Mikroskobik parçacıkları hapsederek temiz havayı dışarıya verir. Bu sayede kullanırken toz kokusu yapmaz. Bu özellikle astım hastaları ya da toza hassasiyeti olan ya da yeni doğmuş bebeği olan insanlar için vazgeçilmez bir özellik olacaktır. Filtresini temizlemek için yapmanız gereken tek şey suyun altına tutup güzel bir şekilde kurutup tekrar yerine yerleştirmek olacaktır. Eğer sadece suyun altına tuttuğunda temizlendiğini düşünmüyorsanız çok az bir miktarda sıvı sabun veya deterjan ekleyerek yıkayabilirsiniz. Tamamen duruladıktan sonra en az 24 saat boyunca kurumasını beklemelisiniz. Nem kalmaması gerekiyor, yoksa koku yapabilir. Bu kurutma işleminde güneş altında ya da kalorifer peteği üzerinde yapmamalısınız. Doğal alanda kuruduktan sonra tamamen kuru olduğundan emin olup süpürgemize tekrar yerleştirip gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Toz haznesinin temizliği için hazneyi boşaltırken yaptığımız gibi ileriye ittirerek
Kırmızı mandal tuşuna bastığınız zaman hazneyi yuvasından çıkarmış oluyorsunuz. Hazneyi temizleyip kurladıktan sonra tekrar yerine yerleştirebilirsiniz. Başlıkların içerisindeki aparatı temizlemek için yan kısmında bulunan aparat açma bölümünü bozuk para yardımıyla kolayca açabilir, açtıktan sonra aparatlarınızı temizleyip kurutup tekrar yerine yerleştirebilirsiniz. Şimdi sizlere deneyimlerimin sonucunu aktarıyorum. Her an elimin altında kablosuz olması çok kullanışlı. Kablosunu çıkarayım, prize takayım, çalıştırayım derdinden kurtulmuş oldum. Elimin altında her an beni bekliyor kullanılmak için. Bu özelliğini çok sevdim. En ufak kıl, tüy, tozların hepsini alıyor. Asla tüy bırakmıyor evlerde. Temiz sandığım yerlerden öyle tozlar çıktı ki ben hayretler içerisinde kaldım. Toz haznesi yeterli büyüklükte. Evimin tamamını temizlemek için yeterli oldu. Cihazınızı şarja bıraktığınızda bile, şarjı tamamen dolduğunda bile sizin fişini çekmenize gerek kalmıyor. Şarjı dolduğunda kendisi otomatikman elektrikle bağlantısını kesiyor. Süpürgenizin şarj olmasını bekleyip, şarj olduktan sonra da şarjdan çekmenize gerek kalmıyor. En çok merak ettiğimiz diğer sorulardan bir tanesi de, bu süpürgenin şarjı gerçekten 60 dakika gidiyor muydu? En düşük güç modunda kullandığımda yaklaşık 60 dakika şarjı gitti. Evet, ama en güçlü güç modunda kullandığımda ise 60 dakika sürmüyor. Şarjı ortalama 3. kademe 30 dakika civarında gidiyor. Zaten bütün evi en güçlü modda süpürmenize gerek kalmıyor. En düşük güç modunda günlük kullanımda evinizi süpürmeniz yeterli olacaktır. Süpürgemin ağırlığı 2 kilogram 61 gram. Bu uzun süre temizliğe devam ettiğimizde biraz ağırlaşmaya başlıyor, evet. Ama size öyle güzel pratik bir temizlik imkanı sunuyor ki bunu sonlara doğru ağırlaşması sizi çok da rahatsız etmiyor. İçerik sizler için faydalı olduysa videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bizi Instagram'dan takip etmeyi unutmayın. Bir başka videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.